Günaydın canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün kahvaltıya muhlama yapacağım arkadaşlar. Uyumak diyoruz, muhlama diyoruz. Bizim Karadeniz'in ünlü kahvaltılığı. Şöyle gördüğünüz gibi kuymak peyniri aldım. Ondan sonra iki kaşık da kendi mısır unumuz var bahçemizin. Ondan iki kaşık da un. Arkadaşlar şöyle bolca da bir tereyağı katacağım içine. Tereyağımız da erisin arkadaşlar. Bir kaşık dolu dolu tereyağı. Tereyağı bol olursa bu güzel olur. Bizim oraların Karadeniz bölgesinin çok sevilen, çok lezzetli, gerçekten süper oluyor arkadaşlar. Hepiniz deneyin, tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, yağımız eridi. İki kaşık mısır unumuzu koyduk içine. Şimdi bunu güzelce kavuracağız arkadaşlar. Bunu güzel kavurmak şey, lezzeti güzel olur. Güzel kavurursa onun bir kıvamı var. Öyle arkadaşlar, biraz da tuz ilave edelim. Öyle kavuralım bunu bir güzel arkadaşlar. Sabah kahvaltısına yapayım dedim. Sizlerle de paylaşayım dedim arkadaşlar. Kahvaltıya uyumak yapıyorum. Muhlama deriz. Uyumak deriz biz. Şöyle at biraz ayarında şey dedim. Kısık ateşte biraz kavuralım. Malum her tarafta hastalık var arkadaşlar. Bizim Samsun bölgesinde çok hastalık var. Bu virüs her tarafa dağılmış. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Allah'ım yardım etsin hepimize, bütün insanlığa. Hiç kimse üzülmesin, kimse ağlamasın. Allah'ım herkese mutluluk, huzur versin, sağlık versin. İnşallah bugünlerde atlatırız güzelce de. Arkadaşlar yavaş yavaş unumuz kavrulmaya başladı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, unumuz kavruldu. Şimdi peynirimizi atıyorum. Bu peynir özel bunun için, muhlama peyniri. Kuymak peyniri yani. Şöyle güzelce de karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi ben suyunu katıyorum bunun içine. Değişik değişik yapıyorlar. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Muhlamamı, kuymağımı böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi şeyimi kavurdum güzelce, unumu. Ondan sonra da peynirimi koydum. Biraz da ondan karıştırdım. Ve suyumu ilave ettim. Su, ben soğuk su atıyorum. Kimisi sıcak su atıyor. Bir bardak da su attım arkadaşlar. Birazdan peynirimiz olacak. Kuymağımız olacak. Muhlamamız olacak.
Şimdi bağlandı güzelce. Güzel bağladık. Değişik değişik yapan var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi uyumağımız birazdan hazır olacak. Kısık ateşte şimdi verdim. Kısık ateşte o demlenecek, şimdi güzel olacak arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya üstüne çıkınca bu oldu demektir. Ama biraz şöyle kavuralım. Şöyle gördünüz mü? Peynir nasıl güzel sünüyor arkadaşlar. Sakız gibi. Sakız gibi. Sakız sakız. Bir türlü bitmiyor. Ahması. Bir türlü yerini bulamadım. Uyumağı göstereyim size dedim. Şöyle akışanlığını gördünüz mü? İşte böyle olacak arkadaşlar. Kuymağımız olmak üzere. Kuymağımız yağ üstüne çıkınca hazır arkadaşlar. Kuymağımız oldu gibi bir şey. Yağ da bir yandan bir yandan üstüne çıkıyor. Peyniri de güzelce eridi. Sakız gibi peynir arkadaşlar. Bu kuymak peyniri. Bizim buralarda olduğu için aldık. Belki siz bulamazsınız. Siz de kaşarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, muhlamamız hazır. Kuymağımız yani. Şimdi yiyeceğiz. Böyle tereyağı üstüne çıktı. Çıkınca oldu demektir bu. Beraber yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, kuymak yaptım biraz önce kahvaltıya. Kuymak yaparken kargo geldi. Kızım kargodan bana bir şeyler göndermiş. Ben de sizinle paylaşayım dedim. Bakalım neler var. Beraber açalım bakalım. Şimdi bir bıçağımız var. Bıçağla şöyle kolinin üstünü kesiyorum arkadaşlar. Buradan kızıma da çok teşekkür ediyorum. Kesemiyorum bak. Buradan da kesek. Oo, ne göndermiş bu kız ya. Arkadaşlar. Şöyle. Fındık göndermiş arkadaşlar. Böyle ben bu şeyi çok seviyorum. Çakıl taşını bana bundan göndermiş. Şöyle koyarım şuraya. Çakıl taşlarını çok seviyorum. İki paket bundan koymuş. Şöyle arkadaşlar. Çam fıstığı göndermiş. Antep fıstığı. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Buraya da bir bez serdim bu arada. Kargodan geldi ya koli. Bezi şimdi makineye atarım dedim. Burada da yine çok sevdiğim kaju. Bana çayına yesin diye ailemize almış, göndermiş. Sağ olsun kızıma, Allah razı olsun. Bunlar kuru yemişler arkadaşlar. Bunları göndermiş bana. Şöyle.
babasına bu arada. Çok teşekkür ederim yavrum. Allah kesene daha çok versin. Allah sana daha çok versin. Kesene bereket. Şöyle oturayım da ben de birazcık sarayım. Evet arkadaşlar. Lahana sarıyoruz annemle. Biz bu lahanayı 2 haftada bir sarar yeriz. Çok seviyoruz lahanayı. Saralım dedik yine. Bir ocağa koyalım. İçimizde içi şeyle yaptık. Fasulye yarmayla yaptık. Daha önceki videolarımda tarifini paylaşmıştım. İzlemek isterseniz. Oradan izleyebilirsiniz. Böyle arkadaşlar sarıp sarıp. Şimdi ocağa koyacağım, birazdan pişireceğim akşama. Sabaha muhlama yaptım. Ondan sonra kahvaltıya yaptım, yedik. Kızım bize sürpriz koli göndermişti. Ona baktık beraber sizinle. Şimdi de sarmamızı da saralım da ocağa koyalım. Sizinle paylaşayım dedim arkadaşlar. Ondan sonra da işlerimi yapacağım. Daha bir sürü işim var. Allah'a da mı iş demiyorsun? Öyle. Sağlık her şeyden, her şeyin başı sağlık. Sağlık olandan sonra sorun yok işi. Anne seni de kuru yemiş göndermiş bize. Göndermiş. Vallahi harcı var içinde, fındık var, çam fıstığı var. Çakıl taşı var. Kesesine bereket buradan yavrumum. Allah daha çok versin. Allah ona da hayırlı evlattan nasip etsin. İşi rast gelsin. Çocuk ne anlam kazanıyor ona hastalıklarda. Ama korku titriyor. Bana hiç demedi bile. Sürpriz oldu. Sabah baktım kargo getirdi. Dedim sizinle de paylaşayım bakayım ne gelmiş. Kuru yemiş almış göndermiş. Sağ olsun yavrum. Böyle işte arkadaşlar. Günümüz böyle geçiyor. Dışarı çıkmıyoruz fazla. Hastalık çok, hele de bizim Samsun çevresinde çok hastalık var. Evdeyiz hep. Kurallara uyuyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Sen uyumuşsun, başkası uyumuyor. O da artık ne yapalım, i̇şte Allah'a havale ediyor. Her tarafa saçmıyor. Ne bir misafir kabul ediyoruz, ne bir misafirliğe gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz arkadaşlar, evdeyiz. Yemek yapıyoruz, size video çekiyorum, atıyorum. Böyle geçiyor, temizlik yapıyorum. Hasta olmayalım da onların gözünü seveyim, işin gözünü seveyim, iş güzel arkadaşlar. Yeter ki hasta olmayalım. Allah'ım kimseye hastalık falan vermesin. Allah'ım herkese yardım etsin. Herkesin sofrasını bereketli kılsın Allah'ım. Herkese bol nasıplar versin. Böyle işte arkadaşlar. Uğraşı yok biz. Biliyorsunuz bizim kantinler kapalı. Hastalıktan dolayı gidemiyoruz. İşte evdeyiz. Ben de işte size video çekip çekip atmaya çalışıyorum bu arada. Şimdi biz sarmamızı sardı arkadaşlar. Birazdan ocağa koyacağım. Kalanında şey deriz, saçalama deriz. Onu yaparız, incince doğrarız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Beğeni yapın, yorum yapın. Hepinizden bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.